Merhaba sevgili takipçilerimiz. Biliyorum bazı insan ruhunu anlatan konular söz konusu olduğunda daha çok izliyorsunuz. Ben de dedim ki Türkiye'de bulunan çok kıymetli bir hanımefendiyi davet edeyim. Sizlere iyileşme, günü anlama, kendini anlama konusunda bildiği her şeyi anlatsın. Siz de kendinizi iyi hissedin. Kendisi 1991 yılında Azerbaycan'dan buraya gelip yerleşmiş bir tıp doktoru. Sonra da tabii ki burada kalmış. İyi ki de kalmış. Çünkü öyle branşlarda eğitimleri var ki ben ilk tanıdığımda, sayfasına girdiğimde dedim ki mutlaka konuk almak zorundayım. İnsanlara bu bilgileri iletmek zorunda. Çok danışanı var. Çünkü kendisi hem şamanik şifa hem Tibet'teki tıbbı okumuş bir insan. Onkopsikoloji ve kuantum kodlama üzerinde de ihtisasları var. Bilinçaltı dönüşüm ve enerji terapi uzmanı Natalya Zayut, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim Ayşe için çok kıymetlisiniz. Sizden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Siz de benim için. Sizi uzun zamandan beri televizyondan tabii ki tanıyorum. Güzel bir buluşma oldu. Evet. Çok mutluyum. Çok da dolusunuz. Sağ olun. Harikasınız. Ben izleyen insanların nelere ihtiyacı olduğunu az buçuk kestirdim 8 yıldır. İnsanlar kendilerini bazı konularda kandırılmış, eksik ya da yanlış yönlendirmiş hissediyorlar. Ve sizin uzmanlık alanınızda tabii ki öncelikle tıp doktoru olması çok önemli. Tabii. Ama doğum uzmanıyım. İlk eğitimim. Doğum uzmanı. Peki doğarken hayatımıza neler getiriyoruz? Kimlerden neler taşıyoruzla başlayalım. Daha sonra bana şu şamanik şifadan, Tibet'in bitkilerinden tamam. Ve size danışan gelen kişilerin en çok şikayet ettikleri konulardan ve neleri çözüm bulduğunuzdan söz edin. Evet. İlk doğarken ilk 8 hücre olarak oluşuyoruz anne rahimde. Dolayısıyla anneniz, babanız, dedelerinizin ilk o hücreler ya da kök hücreler oradan oluşuyor. 8 hücre oluştuğu zaman kalp atışlar, kalp oluşmaya başlıyor. Kalbin de ayrıca başka bir beyni var. İlk beyin kalp beynimiz. En eski beyin hatta. Sonra ana rahimden çıktık. Ne ile geliyoruz? Anneden aldığımız bilgi, babadan vesaire vesaire. Dolayısıyla kaç göbek öncesinden bilgi aldık? Çünkü sizin anneniz de bu şekilde oluşuyor. Erkek kadın da bu şekilde oluşuyor. Aslında biz bilgi olarak doğuyoruz. Yani atalardan, yaşadıklarından her şey bizim hücre hafızamızda var olarak geliyor. Komple. İlk yaratılıştan bugüne kadar. Onun için beynimizin bu kadarcığını kullanıyor. Çünkü öteki dosyaları uykuda açılmamış oluyor. Bir kısım insanlar şu anda bunu açmaya çalışıyorlar. Belirli bir yöntemler daha fazla kullanayım diye. Ama şamanlar zaten bunu kullanıyorlar. O çok ilginç. Şimdi daha iyi anladım. Benim anne tarafım Avustralya aborjinlerden Hindistan'a, Hindistan'dan Suriye'ye, oradan Türkiye'ye yerleşmişler. DNA testinde çıktı. Baba tarafımda Finlandiya, Kafkas, Erzurum. Oo, dolayısıyla süper. Açlıktan korkma. Bizim ailede açlıktan korkma var. Sanırım çok aç kalmışlar. Yani benim hücre hafızamda aç kalma korkusuyla ben zaten dünyaya gelmişim. Ama bunun yanında beslenme şeklim, yaşadığım coğrafya, yaşadığım travmalar ya da hayal kırıklıkları da benim çocuğuma aktardığım. Kesinlikle köklenmek, göçmenlerde o biraz zayıf oluyor. Çünkü sürekli değiştirirler. Dezavantaj. Avantajları ne göçmenlerin? Çabuk adapte oluyorlar gittikleri yere. Adaptasyon. Bu şu anda en değerli. Siz psikolojik adaptasyonda çok kolay yaşarsanız, krizde çok kolay adapte olursunuz. Her durumda kolay adapte oluyor. Hemen uyum sağlarlar. Çok güzel gruplaşma yaparlar. Ya o çok güzel avantajları var göçmenlerin. Dolayısıyla Orta Asya'dan gelen Türkler de aynı şekilde. Hava ve ortam ve coğrafya değiştikçe oba yer değiştiriyor ve her koşula uyum sağlaya sağlaya. Onun için Türk insanlar çok pratik zeka. Hep diyorlar pratik zeka ya da mesela bizde akıl var ve zeka var. Zeka daha pratik, daha tecrübe. Türklerde böyle pratik zeka yüksek.
Bu ondan kaynaklanıyor tabii. Bu anlattığınız şeye göre hepimiz yaşarken soy sop işte sülalemiz gelirken bir sürü şey biriktiriyoruz. Ama bazen bakıyorum o kadar geriye dönüş hem zeka olarak hem akıl olarak o kadar geriye dönüş zorlamaları yapan yönetimler ya da şartlar oluşuyor ki çok merak ediyorum acaba insan biriktirdikleriyle buna karşı çıkıp hayır ben orta çağa dönmek istemiyorum. Ben yapay zekaya da bulaşmak istiyorum. Ben yeni moleküllere de ulaşmak istiyorum diye düşünebilecek mi? Yani insanoğlu sürekli büyüyerek mi gidecek tabii bu durumda? Yoksa ani bir düşüşle tekrar ilkel yaşama döner miyiz? O tabii ki çok iklimde çok büyük felaket yaşanırsa sıfırdan başlar. Çünkü birkaç kere bu yaşandı. Bu biliyorsun bu bilimsel ispatlandı. Ya büyük volkanlar patlıyor, her şey deprem kapanıyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Çoğu volkanlardan çok büyük soğuma, hani buzul çağı. Çünkü o kadar kalın bulut bırakıyorlar ki güneşi görmüyorlar ve buz kaplıyor her tarafı. Ve başla baştan. Başta evet aynı. Circle diyorlar. Şimdi bizim hayatta kalabilmemiz için kesin eski bilgilere ihtiyacımız var. Neden? Çünkü o zaman beyni de daha fazla kullanmaya başlıyoruz. Daha doğal yaşamaya başlıyoruz. Bize faydalı, zararlı şeyleri ayırt etmeye başlıyoruz. Ne kadar yemem lazım? Mesela bizim çok şey... altıncı his çok yükseliyor. O bize en büyük hediye atalardan aslında. Çünkü mesela nasıl hissediyorsunuz? Aa bir şey hissettim. Atalardan geldiği tecrübeyle ilgili. Muhakkak o altıncı his dediğimiz o geçmişteki tecrübe. Ama dersiniz ki aa şeyde kalayım. İmkansız. Muhakkak bilgisayar da lazım. Ama bilgisayar şimdi ne yapıyor? Bizim beynimizi o kadar esir aldı ki bütün o geri kalanı hani topraktan kopmuş gibi olduk. Hani bir tıkla her şey olsun istiyoruz. Ama vücudun belirli bir çalışma hızı var. Bilgisayar gibi asla çalışmıyor. Sistem olarak biraz bilgisayara benziyor. Ama hız daha düşük. Bu sefer beyin hızlı gidiyor. Vücut yavaş. Ne oluyor? Çatışma. Hastalık başlıyor mu? Hemen başlar. Evet. Onun için tehlikeli çağda esaslandı. Dengeyi sağlamazsak yaşam çok zorlaşır. Evet. Peki diyelim ki benim atalarımdan bana çok güzel böyle miraslar var. En zor durumlarda kaytarabiliyorum. İşte yeni baştan mağara kazabiliyorum. Yemeğimi yapabiliyorum. Tarıma tekrar başlayabilirim. Bir sürü birikimim var. Ama yaşarken benim de biriktirdiğim korkularım var. Yaşadıklarımın bıraktığı hüsran diyeyim artık. Hayal kırıklıklarım var. Bilinçaltımı dönüştürebilir miyim? Yani size en çok bu konuda yardım için geliyor insanlar. Benim tabii bilincimde çok kötü tortular var. Ben bunu dönüştürmek istiyorum dediğinde ne yapmamız gerekiyor? Beyinde dosyalar var. File. Çünkü beyin bilgisayara aynı. Ya zaten biliyorsunuz yapay zeka. İnsan beynine baka baka üretildiği alet bu. Şimdi hard diskimiz var. Bilgisayar diliyle anlatsam. Masa üstü var. Hafıza bloklarımız var. Ve nöron sistemimiz var. Dijital sistem. Bir de virüs sistemimiz var. Onu da halk kendi arasında oluşturuyor. Bunu öğrenme, bunu elleme diye. Virüs ne demek? Sizin kötü korkularınız. Sizin geçmişte yaşadığınız hüsranın bundan pişman, bunlar hepsi bizim için virüs. Çünkü aslında biz o zaman geçmişi sürekli şuradan alıp şuraya getiriyoruz. Kendimize engel. Ve bu file canlı kaldığın zaman ne kadar fazla hatırlarsınız o kadar fazla sizden enerji alır. Sonra nöronlar der ki aa çok sık kullanılan file. Ben onu şu alayım şuraya getireyim. Eyvah. Ne oluyor tahmin ettim. İleriye gidemiyorsunuz. Sen içinde boğuluyorsunuz yarattığınız kaosun. Direkt korktuğunuz şeyleri yaşarsınız. Peki nasıl çünkü en büyük korku aslında vücudu en büyük hayal. Neden? Hayal
ediyoruz. Çok istiyor, çok yüksek enerjimiz var, hormonlarımız coşuyor. Bunu istiyorum, bunu istiyorum değil mi? Korkuda da çok yüklü enerji var. Hatta pozitif enerjiden negatif daha hızlı çalışır. Çünkü korku var. Artık alt bilinç diyor ki yaşa bunu ve bitir. Çünkü vücut için zararlı. Kortizol direkt böbrek üstü bezler. Ondan sonra çok yüksek adrenalin. O da yani adrenal bezler. Ve sürekli sinir ve kas gerginliği. Kas. Ne oluyor o zaman? İçinden çıkamayacağı çıktı. Bir şeyin içine çıktı. Giriyor. Çemberin çıktı. İçine giriyor. Evet. Bunu değiştirmek mümkün mü? Tabii ki. Nasıl yapacaklar çünkü, insanlar? Çünkü bakın siz onu yaşadınız. O gerçek mi şu anda? O geçmişte yaşanan bir şey. Şu anda var mı bugün? Yok, bitti. Ha. Dolayısıyla alt bilince girip orada nasıl mesela o hüsranlık hatırlıyorsunuz? Yani resim. Evlenmiş, erken yaşta boşanmış mesela. Çok büyük bir resim hüsran. Mi? Resim. Çünkü bu resimle çalışır. O resmi değiştiriyoruz orada. Anladınız Anladım. Mı? Anladım. Çöp kutusuna atıyoruz yani aynen bir kısmını. Aynen öyle, aynen öyle. Güzelmiş. Peki bunu şamanlar ya da Tibetliler farklı yöntemlerle yapıyor mu? Şimdiki yapıyor. Alternatif tıp farklı mı? Ya da kimya ile yaptığımız, ilaçlarla yaptığımız değişimler arasındaki fark nedir? Şamanlar belirli ritüellerle, mesela tef, insanın değişmiş bilinç hali, isim. Çünkü bilim dünyası acayip şu anda saldırdı. Nasıl iyileştiriyorlar diye. Değişmiş bilinç hali isim koymuşlar. Kısası trans. Trans demek 7.23 hertz. O bilgisayarın mouse'u gibi. Her yere girebilirsiniz. Zaten bu trans halleri onlardan bize gelmiş. Tef çalarak ne yapıyorlar? Mono, ses, geri kalan dosyalar, uyku, tek şeye odaklandık. Vay süpermiş. Evet, kanal. Her hücreyle iletişimdesiniz. Hücreye emir verebilirsiniz. DNA'nıza, RNA'nıza, hatta DNA kodlama bir yöntemim. Sık sık onu uyguluyordum. Çok güzel neticeler veriyor. %100 herkeste değil. Ama bir netice veriyorsa müthiş yani. O kadar etkili. Tibet tıbbı. Tibetan medicine. İlk şey yine ne? Evet o ses varken başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Çok bir arkadaşım bana yaptırmıştı da. Om derken... Evet. İki ile ikiyi toplamaya kalkın. Toplayamıyorsunuz. Om sesi ve sabitliyor. Ve titreşim nasıl gidiyor bütün vücuda? Bir başlarsın. Om. Ama buradan ve buradan çıkması lazım. Ne kadar kalınsa o kadar iyi. Bir başlıyor bütün vücut şey gibi ötmeye. Şamanda ne olur? Tef çalarken vücudunuz tef gibi olur. Titreşim her yere geliyor. O kadar ilginç. Her şey frekans o zaman. Frekans. Değil mi? Ben şeyi düşünmüştüm bir aralar, çok moral olarak iyi durumda değildim. Hı-hı. Karşıma 528 Hz müzik dinle diye bir öneri çıktı. Hı-hı. 528 Hz'li yani o titreşimi alan müzikleri gece yatmadan başucumu açtım, hı-hı, öyle uyudum. Sabah kalktığımda bütün vücudum sanki biriz keselemiş gibi çok iyi uyandığımı biliyorum. Hı-hı. Tabii ki bu yani sizin bilginizin yanında küçücük bir deneyim. Hı-hı. Ama o titreşimin insan bedenini nasıl değiştirdiğini ben çok güzel deneyimledim. Kesinlikle. Peki kuantum üzerine hani kodlama yapılıyor. Bu ondan farklı bir şey mi? Kuantum daha biraz derin boyutta. Çünkü bakın moleküler hafızamız var. Evet. Eğer... kuantum seviyesine o bilgileri indirebilirsiniz, o çok hızlı oluyor. Hı. O mesele nasıl? Kuantum enerjisi zaten çekirdek altı, nükleus altı enerjisi. Biz bütün bizim vücudumuz molekülden oluştuğu için her molekül elektron, nötron, pozitron vesaire vesaire. Daha ince bir enerji, daha ince bir boyut. Oraya kodlama
yaptığınız zaman siz neredeyse kendinizi şöyle hayatınızın krokisini çizersiniz. Hani ne düşünürsünüz orada? O kesin sizin kaderinize, kısmetinize dönüşüyor. Sizin büyük anneniz de şifacıymış. Öyle okudum ben şeyden. Nasıl? Büyük anneniz de şifacıymış. Evet. Bu aslında size Sibirya'dan gelmişler. Genetikten gelmiş ve geliştirerek gelmiş. Nerelere götürüyorsunuz bu çağda? Hep öğretti. Çünkü bir de Rusya'da, Sibirya'da zaten çok tıp ekstra. Sibirya çok zaten bir bölge. O tıpta kısıtlı olanakları var. Yani 100 sene. Yani o kadar bazı komik şeyleri yap. Bazı üflerdi bir şeye. Bak iç şimdi geçer. Yani nasıl oluyorsa. Pirinç de okuyoruz ya sınava gitmeden önce. Sil mesela 25 kere daha küçüktüm. Yok inciri kopart sütü yapıştır. Yok bilmiyorum bunu. Yok lepiz diye bir şey var eczaneden al. Doktor dedi bana git dedi bir anneannene dedi bir üflet bunu. Gerçekten. Üfledi üstüne böyle bıçakla bir şey gitti. Bana bir şey hatırlattığınız için unutmuştum nice zamandır. Ben anneannemle beraber, daha doğrusu annemin anneannesiyle beraber büyüdüm. Diz kapağımda salkım şeklinde sihirler vardı. Yani bir tane değil, böyle bildiğiniz 25-30 tane. Herhalde ilkokul 3. sınıfta filanım. Sabahları kalkıp onu kazıyordum. Anneannem diyordu ki kanatma çoğalır. En sonunda bir gün dedi ki gel onları yok edelim. Anneannemin benim okuma yazması yok. Bedriye anneannem. Yandaki araziye götürdü beni. Gel dedi şimdi dedi bunu dedi okuyup şey yapacağız. Yok edeceğiz. Yok. Ay ben kendimi büyücü falan gibi hissettim. Bir tane bitki buldum yerde küçük bir bitki. Şimdi dedi bunu 100 kere çevir böyle. Aha. Bakın transa geçiriyor beni. Aynen. 100 kere çevir. O 7-23 gibi. Orası. Ha. 7-23 gibi. Ya hatırlıyorum yani ilkokul 3'teyim. Çevirdim 100 kere. Şimdi tut dedi onu yere bırak. Üstüne bir taş koy. Tamam. Şimdi dedi diyeceksin ki. O çürümeye başlayınca. Aynen. Dedi ki o çürüdüğü an bu düşecek dedi. Evet. Ve arkana sakın bakmadan gidiyoruz dedi. Şimdi evet. Ben öyle büyük bir ayin yapmış gibi düşünüyorum ki. Gittim. Ve hakikaten bir sabah uyandım. Diz kapağımda yok. Sihirler. Yatağın içinde arıyorum nereye düşmüş bunlar diye. Bu bana acayip bir deneyim oldu. Yani ilaç yok. Çok güvendiğim bir anneannenin bana verdiği bir sen yapabilirsin gücüyle beraber o sihirleri yok ettim. Evet. O günden beri ben mucizenin aslında insan nefesinden de çıkabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Biz zaten mucizeyiz. Biz insanın üstünde daha bir şey var mı yani bu dünyada hala bilgisayara bir sürü şey yükleyemiyorlar yani. Değil mi? Üstün kuantum bilgisayarı çıktı yani daha çıkartamıyorlar bile. Ama kuantum bilgisayarı burada aslında. Nasıl kopyalayamıyorlar. Acayip bir şey. Sihir nasıl bir şey? Bakın virütik bir şey bir de nasıl yani oldu? Virütik bir şey. Evet. Okudu, şey yaptı, sonra iple dörtle benimki de iple ve gömdü. Dedi ki bu şürüyecek ve bu gidecek. Ve gitti. Bu da şamanik. Şuramda çıkmıştı bir televizyonda çalışırken. Hı-hı. Herkese aynı süngeri kullanıyorlar ya makyajda. Hı-hı. Çenemin altında bir tane sihir çıkmıştı. Hı-hı. Çok meşhur bir dermatolog hanım vardı Menüce Hanım. Ona gittim. Dedim Menüce Hanım böyle böyle. O da Amerika'da tahsil yapmış gelmiş. O zamanın yani 90'ların en meşhur dermatologlarından biri. Dedim böyle böyle bir de iki oldu üç oldu ve yüzümde yani. Ayşe Duran'ın ben onu dedi yakarım kotizasyonla alabilirim ama dedi görmediğim bir minik virüsten tekrar aynısı yanda çıkacak. En iyisi dedi siz gidin bir hocaya okutun dedi. Evet. Evet. Bunu bana dermatolog söyledi. Ve hakikaten evet. Biz Sakarya'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Eşim de dedi ki hadi bakalım gidelim yani delimeli demedi bana. Gittik evet. Okudu ve hakikaten geçti. Yani bunlar... Bizim kendi kendimizi şifalandırma enerjimizin eğer kullanılırsa ne kadar iyi olduğunu evet. Anlatan örneklerden evet. Sadece biri. Evet, evet. Değil mi? İşte şey tıbbı, Tibet tıbbı bunu öğretiyor. Çoğu kendini iyileştiriyorsun orada. Moğol tıbbıyla farklı mı Tibet tıbbı ya da Moskova'da öğrendiğiniz o gittiğiniz okuldan Tibet, farklı Tibet, mı? Tibet medisin çok daha eski. Yani Doğu tıbbı
Zaten onlar hepsi hani Tibet Budistlerin sonra Budizm oluştu. Ama Tibet'te şamanizm ilk vardı, önce vardı. Ve Bonpo Budizm diyorlar. Yarı şaman gelenekleri kullanıyordu. Sonra Budizm oluştu. Tibetan tıp zaten bunları o şamanik yöntemleri kullanarak şey öğretiyor. İşte baş ağrısı iyileştirmek, nefesle odaklan, bas, onu düşün mesela. Ya da belirli bitkileri, tabii ki Tibet'te çok böyle ekstra böyle bitki örtüsü zengin olmadığı için belirli bir bitkileri var. Ondan sonra işte doğal bir şeyle, mesela baş ağrısı ve tansiyon, onu nasıl düşürürsünüz? Diş ağrısı, nasıl odaklanırsınız? Veya hızlı mesela diyelim birisi komaya birden düştü. Mesela 10 tane parmağı hemen hızlı delmek lazım. Ve gerçekten kendine geliyorlar. Çünkü biz pratik yaparken hacamat şey gibi oldu. Bir şey yani kanı vücuttan çıkardığı için. Vücut birden bir kendine geliyor. İmmün sistemi yükseltiyor. Ve işte siz de turbo evet, motoru çalıştırıyorlar yani. Evet. Motor tekrar çalışıyor. Peki manevi hastalıkların sebeplerini de bunların içine koyabilir miyiz? Yani bazı insanlar düşünce yoluyla da kendilerini hasta yapıyorlar. Zaten bazen değil. %100 bütün hastalıklar. Gerçekten öyle. Ya ben geçen ay aortumda bir çatlak varmış. Çatlağa gitmiş, pıhtı tıkamış. Tesadüfen check-up'ta çıktı. Doktor dedi ki saatli bombayla yaşıyorsunuz. Derhal işte içeriden stent mi neyse konulmuş. Preanevrizma bilmem nesi. Bilmiyorum terimleri tam. Gittik. Tamam. Çok da ehil ellerde. Çok da mutlu filan. Yoğun bakım günlerim çok da şifalı geçti. Çıktım filan. Kendi kendime düşünüyorum. Ben gerçekten pozitif düşünmeye çok yatkın bir insanım. Yani hiçbir zaman dibe vurmam. Derim ki ya mutlaka bir çıkış vardır. Ya da benden önce biri aynen bunu yaşadı. O ölmedi. Ben de yaşayacağım tabii ki bunu. Tedavi ederek gideceğim filan. Ben bu çatlağı nasıl yaptım diye düşündüm, durdum kendi kendime. Eskiden kalpte mi? Kalpten çıkışta şu böbreğe giden aortta. Hani ikiye ayrılıyor ya, böbreğe giden aortta. Bu taraf çok gönül ilişkilerle ilgili. He, kırıklık. Hani, ay kalbim kırık diyorlar ya, çok sonra, kaç sene sonra kalbim kırıldı ya da sen kalbime direkt kalbime bıçak sapladın. Anladınız mı? Kaç sene sonra kesin bir kalp krizi ya da çatlak filan. Tabii muhakkak. Çünkü buradan düşünüyoruz ya, ile seslendiğimiz zaman hücrelere emir veriyoruz. Evet. Her hücre bizi duyabilir. Duyabilir değil, duyuyor. Duyuyor. Hı-hı. Ama ağzımızdan çıkan da çok önemli bu arada. Tabii ki. Yani bu hiç iyiye gitmiyor. Bu çok fena. Ay ne olacak filan endişesi. Kırk söyleyin olur. Orada bu şamanlardan geliyor acaba. Kehanete dönüşür. Evet, evet. İyi düşünelim, iyi olsun derler. Mesela şimdi aortanızı nasıl iyileştirirsiniz? Hiçbir fikrim yok hakikaten. Uzmanı bulmuşken. Açıyorsunuz anatomi. Aortayı buluyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki sizde de aynı aorta var. Niye onu buluyorsunuz? Şurayı imgelemek, gözünün önünüzde getirmek nokta lazım. Nokta atışı. Nereye tamam. Gitsin? Tamam. Nokta atışı. O yeri buldunuz. Oraya... Cilalayayım, temizleyeyim, evet. Oradaki çatlağı düzelteyim elimle, böyle pırıl pırıl yeni bir boru yapayım kendi kendime, değil mi? Hatta daha bir yöntem söyleyeyim. 20 yaşındaki gibi olsun. Hafızanızda 20 yaşınızdaki hal var mı? Kesin vardır. Ben hatırlamasam bile. Evet. O dosyayı bulup çıkaracağım ve buraya koyacağım. Aynen. Tamam, anladım ben. Bu kuantum kodlama. Süpermiş. Birkaç yöntem. O zaman... Ben evde kalacağım galiba deyip evde kalan kızlardan da bahsedelim mi? Çünkü çağımızın şeyi bu. Evet, evet. Herkes evde kalmaktan korkuyor. Bir kere niye mutlaka evlenmek istiyor? Bir. İkincisi, evde kalmadığı zaman hayatında ne değişecek? Neden böyle bir korkuyla yaşıyor? Ve neden insanlar bu kadar çok boşanıyor da bu kafa yapıyor değil mi yine? Kesinlikle. Sırf kafa değil. Şimdi bizim 0-6 yaş dönemimiz var. Anneler, babalar çocuğu gözlemliyorlar. Mesela çok onu duyuyorum Türk ailelerde.
Birisi de ay çok çirkin çocuksun. Ay güya nazar değmesin. Çocuğa ne gidiyor? İlk kayıt. Çünkü çocuk 0-6 yaş. Hipnotik transta zaten. Direkt transta. Ne söylerseniz emir olarak algılıyor. Eyvah eyvah. Hepsinden dosyalar oluşturuyor emir kipi gibi. O çünkü temiz bir kağıt gibi yani. Zaten ilk yazılım oradan. Evet. Ya da birisi der ki ay bu kız çok tembel. Bu kesin evde kalır. Aha. Bitti. Ya da bakıyor kendine aynaya. Şimdi bizim dönemimizde, bizim çağımızda belli ikonlar var. Örnek. Ha bilmem ne. Marilyn Monroe vardı. Evet. Şimdi Barbie'ler var. Evet. Evet. Onun için Barbie gibi değilim. Dolayısıyla bana talip çıkmaz. Kendi kendine de yaratabilir. Ya anne baba ya kendini yarattı. Peki siz hiç gördünüz mü Barbie'lerle çok evlenen var mı? Bilmiyorum, erkeklere sormak lazım. Erkekler seks niye için, göre? Seks için. Ha, anladım. Evet. Çünkü şimdi bilgisayar çağdayız ya, biliyorsunuz pornografik şeyler artık herkese uygun. Oradaki kadınlar, anladınız? Ama kiminle evleniyorlar? Doğurgan kadın. Popo olması lazım. Benim kitabımda yazdığım şeyi söylediniz. Şuradaki geniş olması lazım. Östrojen fazlası. Çocuklarımın annesi. Biraz kendi annesine benzemesi lazım. Kayıt. Tabii ki. Anne ne yaptı o erkeğe? Yemek pişirdi. İşte ev görevleri var. Sevdi. Değil mi? En güvenilir insan kim? Anne. Onun için erkek ilk önce kadında doğurganlık ve güven arar. Birkaç parametre var. O parametre tamamsa tamamdır kadın. Yani çok güzel olmak, Barbie olmak bir işe yaramıyor. Bir kadın seks neden sürekli yarar. Evlenmek ister? Bir yani sene, biri korusun sene, mu? Çok zengin bir iş adamı için bir vitrin olur. Sonra problemli bir şekilde ayrılırlar. Yani zaten bakın Barbie gibi mankenler çok mu, herkes mutlu? Bir bakın kaç tanesi mutlu? Zero'ya yakın bir şey galiba. Evet, bu sanırım toplumda bize aynı olarak özenilecek şeylerin sosyal medyadan gösterilmesiyle de oluyor. Yani birçok fenomen var. İnanılmaz lüks içerisinde yaşıyorlar. Ve hepsinin burnu okka gibi, hepsinin dudakları lokma gibi, hepsinin gözleri ahu gibi. Sanırım onu gören kadınlar da ben böyle olursam daha dişi olurum, daha çekici olurum diye düşündüğümden onu taklit ediyorum. Zengin erkek bulurum. Çünkü zenginlik hep yargılıyoruz. Her şey para değil. Evet, ama evlenmek isteyen kadın için bu çok önemli. Çünkü içgüdüsel olarak kadın çoğu evde, mağarada bir ocak ateş yakacak. Korur. Çocuklara bakar. Erkek de avcı. Avcı ne kadar iyiyse, ne kadar büyük hayvanları avlayabiliyorsa o kadar makul. Diyor ki ben çocuklarım aç güçlü, kalmayacak. Güçlü adam. Evet, ava aynı. Gidiyor, dinozor getiriyor. Dinozoru vurdum. Ama yandaki adam da fare getiriyor bir tane vurup. Şimdi kadın diyor ki. Kadın diyor ki bak onun kocası eve dinozor getiriyor. Evet. Sen bir sıçan getirdin. Sen bir sıçanı getirdin. Eyvah, eyvah. Yani ben başka adama gidiyorum. Ben ona çocuk doğuracağım. Allah'ın değişen bir şey yok. Çünkü güçlü adam çocuğunu daha iyi koruyacak değil mi? Daha iyi besler, daha iyi avlanır. Bu önemli, avlanır. Çünkü ilk bizim şeyimiz yemek. Evet, hayatta yemek, kalmak için. Hayatta kalmak için. Dolayısıyla avlanan, çok iyi avlanan erkek her zaman çok popüler ve çok piyasada en yani aranan. Dolayısıyla en zengin adam. İş adamları hep avlıyorlar. Eyvah, eyvah. Normal. Ya çok enteresan. Bir tane dizi vardı. Orada bir pavyon dansı falan vardı. Hı hı. Ben seyretmiyorum o diziyi ama yakınlarımda çok seyreden var. Bir de sosyal medyaya düştü. Kadının, pavyonda çalışan kadının yaptığı dans sırasında giydiği elbise yüzünden elbise üretmeye başlamışlar. Herkes ondan istiyor. Yani kadın satış patlaması yaşamış. Evdeki olur. Kadın oradaki pavyonda dans eden kadını çok hoş buluyor ama kadın gözüyle, erkek gözüyle değil. Onun gibi giyinmek istiyor. Erkekler de çok hoşuna gitmiş dizi. Bir pavyona gitme şeyi patlamış insanlar. Evet.
özendiğimiz şeyler değişti herhalde. Evet. Şimdi kadın diyor ki, mesela bakın şu anda kriz var. Bütün dünyada işte tabii Covid'den sonra. Kadınlarda ne arttı? Erkeği sıkı tutmam lazım. Erkeği sıkı bağlamam lazım. Neyle bağlayacağım? Nereye bakıyor? Pavyon kadınlara bakıyor, sekse bakıyor. Onun için bakın seks siteleri, seksle ilgili kadınlar öyle bir kurslara gitmeye başladı ki. Ve ben de kocamı tutmak için pavyona gitmesin. Oraya para da harcayamazsın. Dünyanın her yerinde böyle mi? Evet. Erkeklerin içgüdüsü. Zaten erkek aslında poligam. Evet. Her zaman. Evet. Yani kadın biraz daha monogam. Çok da monogam değil ama daha usturuplu. Onun için erkeğin hani her yere tohum sıçratayım. İçgüdü. Evet. Hayvan içgüdü aslında. Daha çok kadından daha değişik çocuklarım olsun ki hastalıklı çıkma olasılığı düşsün. Daha çok üreyim. Evet. Kediler gibi aynen, köpekler gibi. Aynen kediler, köpekler. Biz de hayvanız değil mi aslında? Zaten biz hayvan sınıfından geliyoruz. Yani memeli hayvan yani. Onun için kadında mesela özellikle çocuk varsa ya da çocukları varsa oraya gitme. Ya orada bir kadın onu kaparsa asla istemem. Onun için böyle bir akım oldu. Bayıyor kadınları. Çok enteresan. Evet. Şimdi yaşadıklarımızdan demin bahsederken dediniz ki atalarımızdan hücre hafızamızda bir sürü korkular, sevinçler, beceriler de var. Yani çok güzel beceriler var. Benim annem inanılmaz bir opera, yani yedi gam yapan bir kadınmış filan. Müzik oradan geliyor mesela. Babamın makine kurma becerileri, pilot olması, şudur budur filan. Bunların hepsi bana, benim çocuğuma, çocuğumun da çocuğuna aktarılacak. Ama bir de bunu karmik tıbbın içine oluşturursak nasıl bir şey çıkarabiliriz? Çünkü tıbbın bir de karmik alanı var sizin çalıştığınız. Var. Bunu ben anlamakta çok zorlandım. Bunu anlatırsanız izleyiciler de öğrensinler. Çünkü her zaman kıymetli bir konuk bulamayabiliyorum. Bulmuşken bütün konuları elde edeyim dedim. Şimdi bütün bu bilgiler var. Tamam mı? Ve kendi soy ağacını bilmek zaten faydası orada. Çok önemli. O sende hazır hazine var. Mesela diyelim bir meslek seçiminde opera, müzik ya da başka bir şey. Marangozluk, el işi falan. Hani terzilik. Hot couture olabilirsiniz. Çünkü orada temeli var. Yeter ki onu bilin ve onun üstüne çok çalışın. O dosya kabardıkça kabarıyor ve o yetenek o senin karman oluyor. O senin kısmetin oluyor. Ama bu dosyayla çalışmazsınız o uykuda hayat boyunca kalır. Çünkü nöronlar kalınlaşmaz, onu canlandırmaz. Onun için mesela diyorlar ki dahi kesinlikle ya dede ya işte baba taraftan bir yerden bir şey vardı. Yani durup dururken dahi olmuyor. Biriktirdiği karmik var. İmkansız. Yani biz görmediğimiz, yaşamadığımız şey yapamaya kayıt edemiyoruz. Ama onun üstünde çalışmak gerekiyor. Muhakkak o zaman canlandırmak. Bu kadarcık dosyayı bu kadar büyütmek gerekiyor. O zaman kolay gidiyor o zaman. Bir çocuk üniversite sınavına girmeden, seçim yapmadan karmik olarak onun nasıl bir yetenekle nereye yönlendirilmesi gerektiğini bilmek sizin de alanlarınızdan biri olabilir. Evet. Yani zorla çocuğu eczacı yapmanın manası yok. Belki o çok güzel bir inşaatçı olacak. Evet. Çünkü birkaç nesil önceden öyle bir şey vardı. Çocukta zaten o hazır o dosya. Dosya o önüne geldi. Ama siz ona eczacı ol, eczacı ol diyor. Çünkü anne baba prestijli. Evet. Ya da hani bize de fayda olur. Çoğu öyle zaten çocukları iterler belirli alanlara. Yani yok yani. Çünkü o dosya aktif. Yani bir trigger oluyor. Pat diye o dosya açıldı mı orada senin yeteneklerin akar da akar. Değil mi? Yani bir açılmasını sadece bekliyor. Onun için bekliyor. Küçük yaşta da olsa çocuklara bir müzik aleti vermek lazım. Yani inanılmaz şeyler görüyorum ben mesela Instagram'da. 6 yaşında çocuk bir elektro gitar çalıyor, ağzım açık kaldı.
Yani inanılmaz bir aşama kaydetmiş. Yani 50 yaşına geldiği zaman yapabileceği müziği çocuk 6 yaşına 5 yaşına. Nereden sizce? Genetik bilgi. Karmasında var. Ya dedesi var. Bir ut çaldı, bir defça, bir şey. Çünkü ilk müzik aletleri zaten neler? Def, flüt. Evet. Yani bir de daha eski vurmalı var. Vurmalı sazlar oluyor. Yok, bazen. Yok, ilk kuş tüyü var ya. Don 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 don. Yok öyle değil, böyle üflemeyle. Şöyle bir delik açarlar, oraya üflüyorlar. Kuş. Çünkü daha o zaman da dom dom bom bom dom da yoktu yani. O kadar ilginç ki. O zaman sınava girecek çocuklar için de bu bir mesaj olsun. Evet. Karmik olarak sizde yüklü olan yeteneklere göre çocuklarınızı yönlendirin. Evet. Değil mi? Hissetmeleri zorlamayın. Lazım. Yani hani ruhu gidiyor o mesleğe. Hani çok seviyorum. Ve zaten çocukken muhakkak bunun çok sevdiği bir şeyle oynamıştı, hatırlaması lazım. Çünkü en fazla yeteneği olan o alana yönlenir. Sonra unutuyor, bu prestij baskı altında kalıyor apayrı bir yoldan. Yani her çocuğu illa doktor olsun diye zorlamayın. Belki o çok iyi bir botanikçi ya da veteriner ya da belki çok iyi bir inşaat mühendisi olabilir. Bırakın kendi seçsin. Evet, her mesleğin en iyisi olabilir. Çöpçü kralı bile olabiliyorlar insanlar. Çok güzel. Evet. Çöpçü olacaksan da çöpçülerin en iyisi ol demişler. Evet, en iyisi ol. Aynen öyle. Bunu anlamıştır umarım bütün anne babalar. Çocuklarınızı anne zorlamayın. Evet. Beni annem hep ailede doktor olsun istemiş. İlla tıp okumak. Anne istemiyorum tıp okumak. Ben kimya seviyorum. Ben işte desen tekstil okumak istiyorum. İçinde hem renk var hem kimya var. Çok hoşuma gidiyor. Yani ve o kadar zorladım ki kendimi doktor olmamak için. Olsaydım çok iyi bir doktor olurum. Tabii ki olurdum. Ama ben kimya seviyordum. Yani çocukluğumdan beri tarlada, orada, burada filan. Gittiğimde kayıtlar kapanmıştı. Gittim, kozmetoloji okudum. Ama bakın onun da içinde renk var, onun da içinde kimya var. Kesinlikle. Yine löp diye ortasına düştüm. Evet. İnat etmişim, iyi etmişim. Bir de güzel ya, güzellik her zaman önemli bir şey yani. Yani iyileştirmek de var işin içinde, temizlik var. Hani kozmetik ya, çünkü tedavi etmiyor güzel ama. Güzel görünmek, çünkü güzel görünmek kadın için en büyük motivasyonlardan biri yani. O kadar önemli ki. Yani hasta insan. Bir aynaya bakıyor, hep hasta yüz görüyor. Daha da arttıkça artar. Ama bir makyaj yapsın, bir şey yapsın, hemen canlanır. Cildi pırıl pırıl, hatta hızlı iyileşiyor bile. Kendini gördükçe enerjisini de çoğaltıyor insan. Evet, beni aynada beğeniyor. Bir pozitif sinyal. Aynada yansıtıcı ya. Ayna direkt geri yansıtır. O enerji gider gelir. Bir de ayna arttırıcı. Çoğaltır. Evet, onun için aynaya bakınca hep kendini güzel görmeye, kendini iyi şeyleri söylemek, tek başına bir şifa. Şamanlarda suya bakmak, göle giderler, şifa suya. Seni seviyorum. Kaç kere söylerler. Çok güzel. Demek ben onu fark etmeden yapıyormuşum. Yani çok böyle canımdan bezdiğim zamanlarda sabah kalktığımda lavaboya gidip bakıyorum. Saçım başım bir tarafa gitmiş. Şimdi onlar temizleniyor, yıkanıyor. Hafif bir göz altlarını kapatıyoruz. Bir pembelik yanaklara gün çok güzel olacak. Hadi gazla bakayım deyip. Ben bunu yapıyormuşum kendi kendime demek ki. Evet. İçgüdüsel. Çünkü bizde bizim bütün hücrelerimizde o atalardan toplanır. O zaman bunlar göle bakarlar. Ya da parlak herhangi yüzeye bulurlar. Su. Parlak yüzeye bakıp onu kendine söylerler. Şimdi demin şey dediniz ya, dosyalar var beynimizde. Hı-hı. Belli anıları Hı-hı. ya da huyları, korkuları dosyalıyoruz Hı-hı. böyle. Bazen onlar hop ön tarafa geliyor ve yaşatan oluyor. Peki beynimizin bir de cloud'u var mı? Var. Ne yapıyoruz orada? Cloud mesela şey, ezoterik dili akashik kayıtları. Ha. Duydunuz mesela evet. Reiki yapanlar, biyoenerji yapan onu bilir. Akashik kayıtlar bütün evrensel kutuphane. Onun ismi cloud. Biz de o kutuphaneye bağlıyız. Mesela bazı insanlar hani böyle geleceği görebiliyorlar. Sistem öyle. Konsantre oluyor. Alfa dalgasına geçiyor. Kutuphaneye bağlanıyor. Ya da iCloud'a bağlanıyor. Ve oradaki görebiliyor. Lef-i neşir bir şey. Yani Kur'an'da geçer ya lef-i neşir.
bütün gelmişin geçmişin her şeyin kayıtlı olduğu defter. Aa, evet. Odesea diye bir film vardı çok eskiden, ben gençken seyretmiştim. Bir kocaman tozlu gezegen yüzeyine kocaman dev bir metal kütle güm diye iniyor. Meğerse bütün insanlığın geçmişi ve gelmiş hayatı hepsi orada kayıtlı diye bir film vardı, beni çok etkilemişti. Yani aslında her şey yaşanmış ve orada ihtiyacı olan Pınar'ın kapısını açıp oradan bazı bilgileri alıp faydalanıyor. Evet. Veya da ortak morfogenetik alan derler. Morfogenetik. Ya da gezegenimizin kristalik ağı derler. Onun çeşit çeşit isimleri var. Ama bilgisayar diliyle iCloud. Çünkü bakın aynı bilgisayarın kopyası, daha doğrusu bilgisayar bizim kopyamız değil mi? Evet. Evet. Tabii biz daha çok daha üstünüz. Bilgisayar için iCloud var mı? İnternet için bu tarz şey var. Bizim de akışık kayıtlarımız var. Çünkü olmazsa olmaz. Orada bir sunucu var. Burada bir alıcı verici var. Yani hayatın içinde ne varsa şu anda dijital dünya hepsini kopyalıyor. Artificial brain, yapay zeka, yani kimi kopyalıyorlar? Bizi. Ama biz kendi zekamızla kendi dosyalarımızı oluşturabilirken yapay zeka şu an onu yapmıyor ama ileride yaptıracaklar. Hiçbir zaman bir insanla eşit yaratımda olacağını düşünemiyorum ben. Aslında yani, insan da kendini kayıtları oluşturabilir. İşte kuantum kodlama ya da alt bilinç kodlama kesinlikle oluşturabilir. Siz şu anda kendinize gelecekle ilgili bir şey düşünün. Ya da muhtemelen ay çok istediğim bir şey var. 25 bin kere şey oldu. Ayşenur Yazıcı. Düşündüm ve gerçekleşti. Olmuyor mu? Nasıl beceriyoruz bunu? Çok isteyince oluyor. Nasıl oluyor çok isteyince? Nasıl? Her zaman çok istemek ne demek? Olmuş gibi düşünmek. Kimyası ve prosedürü ne? Bütün hücrelerle istemek. Kaç milyar hücre var? Kaç milyar çeşit çeşit hatta hücreler var. Doğru mu? Evet. Bütün bunlar isteyince ne oluyor? Önüne getiriyorsun. Direkt. O zaman bütün gezegen istiyor. Niyet ettim. Mikro makro. Evet. Niyet ettim. Hep şey isterim ben. Çok uzun zamandır. Ayşenur Yazıcı kız yurdu. Ücretsiz. Ha. Evet, dışarıda kalmasın çocuklar, okumak isteyen kızlar işte para nereden bulacağım demesinler. Onun kodlamasını bilmiyorum nasıl yapılır ama çok istiyorum. Gelsinler orada tahsilleri boyunca aç kalmayacaklarını bilerek, açıkta kalmayacaklarını bilerek okumaları sırasında barınacakları bir yer olsun deyip Ayşenur Yazıcı kız yurdu, Ayşenur Yazıcı kız yurdu. Hep kafamda bu evet, var yani. Evet güzel. Bir de şimdi oraya ne eklemeniz lazım? Gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Evet. Biraz maddi tarafı katmak gerekmiyor mu? Bir sponsor kattım. Bulmak gerekmiyor mu? Kattım. Aşağıya bir tane restoran proje açtım. Restoran açtım. Dönüşümlü olarak işletiyorlar. Oranın parasıyla da orayı çevirmeye çalışıyorlar. O biraz zor yani. Zor mu? Tamam. Allah'tan rica ederim. Onun yerine bir şey ver bana. Güzel bir sponsor. Aha. Evet. Daha kolayına kaç. Sonra o kendi küçük bir kafeyle kendi o kız yurdunu çok onunla dönmez. O birazcık şey. Güzel bir sponsor çıksın. Kız. Tamam. Yurdu için. Tamam. Çok harika. Yalı. Hatta devlet destek versin, büyük şirketler destek versin. Zaten öyle bir şey olduğun zaman vergiden de muaf olurlar. Süpermiş. Dernek kurun o zaman. Onu daha kolay sponsor bulursunuz. Çünkü vergiden muaf oluyor. Bir şey bağış yapıyorlar size. Ya da fon oluşturuyorsunuz. Vergiden düşüyorlar. Harika. Çok güzel. Bir sürü sponsor çıkar o zaman. Tamam. Bir de unutmayayım diye notlar almıştım burada. Bu hackerlar ve şamanlar arasında bir söylenti. Evet. Burak dedi ki lütfen bunu sormayı evet, unutma. Evet. Bu da enteresan bir çok şey. Çok bir şey tespit ettik. Şamanların arasında hani bir beyaz şaman var ve siyah şaman var. Beyaz şaman şifacı, çoğu şifa ile uğraşır. Çoğunlukla da zaten üst dünya, gök dengeyle. Siyah şaman apayrı. Cezayı da verir, iyileştirir, hatta öldürebilir de. Ya büyücü gibi yer bir şey altı, mi? Yer altı, yok o şaman. Ay. O ruhu, mesela insanlar bir yerden devletten ya da bir yerden
bir hakkı bulamıyorlar diyelim o zamandan beri. Şamana geliyorlar. Diyor ki bu benim işte çocuğumun yani ne bileyim bir ayağını kırdı ya da öldürdü. Bunun bir cezasını istiyorum. O oraya buraya artık nereye iletiyorsa o onu gerçekleştirebilir. Siyah şamanlar her boyuta girebilirler. Beyaz şamanlar sadece belirli bir boyuta. Tekerlerle alakalı. Şimdi bırak size acayip güzel bir şey buldum. Şöyle, şimdi beyaz şaman ya da ak şaman, kara şaman olarak geçiyor. Biliyorsunuz hackerlarda da beyaz şapkalı hackerlar, siyah şapkalı hackerlar. Ha onu bilmiyordum ben. Evet. Beyaz şapkalı ve siyah şapkalı. Tabii gri şapkalı da var. İşte red hat, grey hat de diye geçiyor ama. Evet, şamanlarda da gri var ama çoğu siyah beyaz evet. Derler. Gri de var. Beyaz ve siyah hacker, yani beyaz şapkalı hackerlar ve siyah şapkalı hackerlar var. Şimdi Natar Hoca ile ilk yaptığımız sohbette de o bahsedince direkt olarak çağrışım yaptı. Neden? Çünkü şamanlar sizin de kılavuzunuza bağlanabiliyor. Başka evet, siz bütün bilgileri nereden biliyorlar? Senin deden diyor günah işlemiş. Mesela diyor ki sen onun cezasını çekiyorsun. Mesela onkolojik hasta geldiği zaman diyor ki o bakıyor, o 3-4 nesil öteye bakabilir. Kesinlikle evet evet. Karmik ne olarak oluyor da o zaman? O zaman o senin sonları. Bir cloud'unu kırıyor. Çünkü senin bütün kayıtların orada. O zaman şaman hackerlık yapıyor, senin cloud'una giriyor. Evet ama beyaz şaman senin lehine giriyor. Şimdi beyaz şapkalı hacker ne yapıyor? Siyah şapkalı hacker'ın bütün saldırı yöntemlerini biliyor, sızma yöntemlerini biliyor. Ama o saldırı yapmıyor. Yapılacak olan saldırıların önlemini evet, yapıyor. Etik değil. Asla derler. Bana yasak derler. Beyaz şapkalı hackerlar etik hacker olarak bilinir. Anladım. Siyahlar cezayı da verebilir. Aynı beyazın yaptığı hepsi yapabilir. Artı cezayı da verirler. Hani yıkım da yaratırlar. Çünkü başka güçleri kullanıyorlar. Çünkü bizim doğada şey var yani bir yıkım bir doğum var. Ölüm evet. Ve doğum var. Sürekli sonbahardan evet. İlkbahara gidiyoruz devamlı. İlkbahardan yaz kış evet. Tekrar sonbahar. Zaten yıkım olmazsa onkolojiyi nasıl tedavi ederler? Öcüleri yıkmak lazım. Kanser tedavisini bu dediğimiz eğitimlerle ya da diyelim ki Tibetyen ya da şamanik şeylerle düzeltmek ya da yenilemek, bedeni iyileştirmek evet, çok mümkün büyük mi? Bir destek. Birinci aşamadaysa çok daha hızlı, çok daha güzel netice alınır. Ama son aşamalarda artık vücut gitti gidiyor, imkansız. Sadece psikolojik olarak destek verirsiniz. Zaten onkopsikoloji diye bir şey var. Onu bir kodlamaya çalışırsanız, bir şey yaparsanız hani bir destek yani acı çekmesin. Evet. Mücadeleyi bırakmasın, son ana kadar gitsin. Öyle bir şey yani. Allah kimseye vermesin. Çok çağın amin, yangını Allah diye. Allah kimseye vermesin ama şey işte... Doğru yaşam tarzının olması lazım. Evet, ama bu devirde nasıl mümkün olacak o doğru yaşam tarzı? Yani ben mesela tavuğu nereden alacağımı hala bilemiyorum. İşte yok tavuğa işte östrojen enjekte ediyorlarmış. Yok işte mısır şurubu pancarın yerini almış. Yani şeker alırken 30 tane şey okuyorum arkasından. Şeker pancarından mı işte bir yerden tatlı alacağım ne kullandığını bilmiyorum. Herkes de evinde bir buğday tarlası, bir domates terası tabii, yapamayacağına tabii. Göre... En güzel herhalde sadece organik yetiştirilmiş, gübresi de organik. Nerede, hangi suyla büyütülmüş onları bildiğimiz yerden almak. Onların da fiyatları diğerlerinin 5 katı falan. Tabii tabii. Yani insanlık yediğiyle de kendini zehirliyor, düşündüğüyle de zehirliyor kendini. Çözüm. Nasıl bir çıkış olacak bilmiyorum. İmmün sistemi yükseltmek. Bağışıklık çünkü bizim sistemi. De azıcık zehire de ihtiyacımız var. Hı. Yani zehir almazsak... İmmün sistemi uykuya yatar. İmmün sistemi savaş. Askerler savaşacak. Evet. Zehir. Başlıyorlar. Hemen uyanıyorlar. Ama her şey ekolojik, temiz. Mümkün başka sistemi ne yapacak? Orada yatar.
görevim yok, düşman yok der. Evet. Onun için arada sırada onu şey yapmak zorlamak lazım. Kalkın ey askerler, savaşa gidiyoruz. Hadi hadi. Kalkın haydi. Do mehter marşı. Sizi uzay eğitim kampına davet etmişler. Evet, ben sitenizde bir şey okumuştum. Çok da enteresan geldi bana. Yerçekiminin olduğu yerde ve olmadığı yerde ilaçların etkileşimleri farklı diye. Çok tabii, bana tabii. Enteresan geldi. Nasıl bunu keşfettiniz? Nereden aklınıza geldi? Zaten ilaç bu yer çekimine göre ve bu gezegenin şeysine göre yapılmış. Kimyasına ama göre. Ama uzayda evet moleküller ona göre. Çünkü molekül de yer çekimine göre ayarlı oluyor. Uzayda boşluk, yer çekimi hiç yok. Herhangi ilaç burada çok güzel etki gösteren ilaç orada tam ters etki gösterebilir ya da sıfır etki. Yani hiçbir etki göstermeyebilir. Daha da kötüsü burada iyi gösteren, etki gösteren ilaç diyelim sürekli zaten kan sulandırıcı aldı diyelim bir tane orada aynı işlemeyecek. Aynı şey bulamazsınız. Orada birkaç ay kalıyorlar. Dolayısıyla ilacı kullanmadan bir şey ağrıdı, bir diş ağrısı, bir şey oldu. Nasıl geçirirsiniz? O zaten tıp medisin yöntemleri onlara öğrettik. İşte antrenman yaptık, düşünceyle şunu iyileştir, şunu şey yap. Çünkü ilaca asla orada güvenmemeleri lazım. Kullanmamaları lazım. Yani onun için öyle yöntemleri de düşünmek hemen lazım. Hemen herkes biliyor yani. Düşünmek lazım çünkü insanoğlu artık uzayı ziyaret edilen bir yer değil. Kalıcı mesken haline getirmek üzere yola çıkıyor. Geçen gün okudum, Japonlar uzaya asansör yapıyorlarmış. Ay dedim, iyice kafayı yedi bunlar. Japonlar uzaya asansör yapıyorlar. Yani şaka gibi, fiyatını da yazmışlardı şimdi unuttum da. Yani ilk önce Yemen'deki çocukları bence bir savaştan kurtaralım, ondan sonra uzaya yapalım diye bir fikrim tabii, oluyor benim Filistin. Her zaman. Filistin'e kadar gitmeyelim. Türkiye'de o kadar çok muhtaç olan çocuklar var çok. Ki. Çok. Anneler, çocuklar, ya sokakta yaşayanlar, özellikle küçük onlar için eleştiren. Bir iyileştirme yapabilir mi insan? Yani kendimizi iyileştirdik tamam ama öz şifa tekniklerini de soracağım şimdi size ikinci bölümde. Hiç olmazsa insanlar onları da öğrensinler diye ama nasıl bunu halledeceğiz? Yani kendimize iyilik yapıyoruz evet ama başkaları için de bir yapabileceğimiz bir şey var mı? Düşünce olarak, dalga olarak? Mesela... Başkalar için o kadar açık ona olmanız lazım ki o enerjiyi hissetmeniz lazım. Eğer mesela reiki biliyorsunuz ya da bir şey biliyorsunuz, o enerjiyi hissediyorsunuz. Zaten enerji verebilirsiniz. Bir. Bölgesel iyileştirme için. Bölgesel iyileştirme. Morali kötüyse siz iyi bir şeyleri düşünerek... Yanında oturun, hiç konuşmayın bile. Ama iyi şeyleri düşünün. Zaten yan taraf hemen siz zaten göreceksiniz. Yani apayrı bir hemen gülümsemeye başlar. Çünkü bulaşıyor. Mutluluk çok bulaşıcı bir şey. Dolayısıyla siz mutlu olun. Bu kaç kişiyi mutlu edersiniz? Yani kendinizi ilk önce anladım. Kendinizi motive edin. Mutluluk. Uçaktaki gibi diyorlar ya, önce kendiniz takın, sonra çocuğunuza maskeyi takın. Sonra çocuğunuza. Tamam, ben önce kendimi iyileştiriyorum, sonra bütün dünyayı iyileştirmesi için enerjileri dengeleyici yaşayalım. İstiyorsunuz deneyin, hani moraliniz çok iyi, çok mutlusunuz. Yan yana birisiyle oturun, hatta böyle elinizi koyun. 5-10 dakika içinde gülümsemeye başlar. Çünkü insana enerji uyumluyor tabii ki. Peki kendimize yapabileceğimiz öz şifa teknikleri var mı? Birkaç izleyicilere versek. Kendini çok kötü hissettiği zamanlarda var. Olabilir, yapabilir. Evet, çok ekstrem bir durumlara düştükleri zaman mesela en sık ne olur? Mesela tansiyon. tansiyon, düşük tansiyon için hızlı oturup kalkmak lazım. O hemen tansiyonu yükseltir. Hemen. Ondan sonra yüksek tansiyon için en güzel yöntem parmak uçları evet baş ağrısı için yani şuradan
Ve şurası direkt gökyüzü. Buraya kadar tepe yok. Tepe kapak açıldı ve gökyüzüne açığım. Hemen baş ağrısı geçer. Çok iyi. Deneyeceğim evet, bunu. Ara sıra bana oluyor. Deneyin. Tamam. Buradan aortanızı da düşünüyorsunuz. Bunu da düşünüyorum. Evet. Kafamın üstünün açık ve gökyüzüne böyle ferah olduğunu düşünüyorum. İkincisi. Ve şuradan gökyüzüne veriş. Alış, veriş. Şöyle bir açıldı. Gül gibi. Veriş. Zaten hemen karıncalama hissedersiniz. Ağrı mağrı. Fazla basınca oradan yukarıya atmış oluyoruz. Aynen öyle. Fazla o negatif düşünceleri, şeyleri. Bir de bu çakrayı açıyorsunuz ya. Direkt evrene açık. Evrene bağlanma. 8. çakra. Aynen. Aynen. Benim oğlum kök çakra ile ilgili problemi var. Uzun zamandır orada bir rahatsızlığı var. Ondan sonra... Onda topraklanmak lazım. Ha. Onu düşündüğüm zaman babayla elintili olanmış zaten kök çakra. Toprağı hemen hemen hiç basmıyor. Bütün gün bilgisayarın önünde olduğu için. İkna edeceğim. İkna edeceğime inanıyorum çünkü. İnandığım zaman ben bazı şeyler o kadar kolaylanıyor ki. Ama tereddütte olup ya ben bunu nasıl yapacağım dediğim zaman da başaramıyorum. Onu çok iyi biliyorum. O kodu kendime yaptım olarak verdiğim zaman çok daha kolay yol alacağımı biliyorum. Bayağı güzel sohbet ettik diye düşünüyorum evet, ama sizin harika. İlave etmek istediğiniz bir şey varsa size nereden ulaşacaklar bilmiyorum ama videonun altına benim, linkinizi benim şey koyarım. Var yani web sayfam web var. Web sayfanızı koyarım tabii, tabii, altına. Tabii. Ama atölye çalışmalarımı, seminerlerimiz. Neler var atölyelerde mesela onlardan da bahsedelim. Bizzat katılmak isteyenler atölyelerimizde olabilir. Atölyelerimizde ne var? İşte kuantum kodlama var. Ondan sonra şamanik yöntemler var. Çift danışmanlığı var. Ha, çift terapisi de var. Evet. O çünkü son zaman aslında hastalık ziyade bana şey gelir. Karik hoca. Ya evlenemiyorum ya karik hoca. Böyle ilişki. İlişki böyle yıkılıyor. Ondan sonra nasıl evlenirim? Bu erkeklerin sorunları, kadınların sorunları. Yani bir sürü güzel... Sevgili izleyiciler, Doktor Natalia Zayut'la beraber sizin bilmek istediğiniz hangi soru varsa hepsini yazın video altına. Konu başlıklarını öyle seçelim. Açıklık kazansın hayatınız. Kendinizi daha iyi hissedin. Üstelik hayatınıza istediğiniz şekilde yön vermeyi öğrenin. Evet, biz değil de hocam? Cevaplayalım ve güzel evet yön versinler. Herkes mutlu olsun. Siz soruyorsunuz, biz programın başlığını ona göre evet, cevaplayacağız. Aynen öyle. Hadi bakalım. Bye bye.